arkadaşlar, Ark Göktuğ'dan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size çok sevilen bir hayvan olan ve malzeme kasmayı çok kolaylaştıran kaça hayvanını tanıtacağım. Kaça hayvanı diğer hayvanlardan çok farklı bir hayvandır. Şimdi onun hakkında size bilgiler vereceğim. Kaça hayvanı çok uysal, ona zarar vermedikçe pek saldırmayan bir hayvan doğada. Kaça hayvanı deyimlemek çok kolay bir hayvandır. Onun için önüne envanterinizden ova ile taşı bırakırsanız o kendi toplayacaktır. Evcilleşmeye başlayacaktır. Fakat onun da bir püf noktası var. Eğer hayvan başka bir yerden demetçiliyse hayvan tedirgin olduğundan almaz attığınız yiyeceği. Sağa sola bakar. Tedirgin bir şekilde ve evcilleşmez. Onun için onun tedirginliğini gitmesini beklemeniz gerekiyor uzaklaşıp. Bayağı uzun sürebiliyor o tedirginliğinin gitmesi. Bu hayvanların görevi item dökmek. Aslında bir malzemeyi başka bir malzemeye çevirmek. Bunlar şu anda gördüğünüz gibi suratıma bakmıyor. Bunlar küsler. Bunları küslüğünü gidermek için çift olarak, bir dişi bir erkek olarak en az 13 blok, yani 13 temel mesafesi olması gerekiyor birbiri arasında. Yan yana koyduğunuzda herhangi bir taş dökmez. Bir de taş dökmesi için yakın bir yerinde sizin olmanız gerek. Yani siz oyundan çıktığınızda da taş dökmez. Kaçalar şu anda taş dökecek durumda değiller çünkü küsler. Bunları kaça Gevinger dahi olsa uzaklaştırmak gerekiyor. Eğer 13 blokluk yeriniz yoksa, 13 temellik yeriniz, alanınız yoksa bu şekilde kaça Gevinger yapmanızı öneririm. Bu kaça Gevinger'lar yalnız her birine ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Öbürler kaça Gevinger'da olmasına rağmen bunları etkiledi. Arkadaşlar karanlık için, ışık için özür dilerim. Ben şu anda sualtı mağarasındayım. Şimdi bunları 13 blok öteye götürelim. Bu kaçalar aslında Extinction hayvanıdır. Fakat Ark Göktuğ'da adminimiz Mehmet Balcı bunları haritaya ekledi. Haritanın çeşitli yerlerinde bulabilirsiniz. Baya çoklar. Bunlar kendileri serbest bıraktığında kendileri malzeme de toplayabiliyor. Taş maş, dışkı toplayabiliyor. Yiyecek olarak her şeyi yerler. Teyimlerken en çok sevdikleri kar baykuşu kusmuğudur. Daha sonra yapı malzemeleri, metal yapılar en çok sevdikleridir. Daha hızlı teyimlenir. Taşla da teyimlenir. Zaten fazla bir taş kullanmazlar. Bazen şu şekilde 13 blok uzaklaştırsak dahi, yani 13 temel uzaklaştırsak dahi surata bakmazlar, baka giriyorlar. Bunlara bu şekilde yumruk vurursanız bunlar düzelecektir. Bakalım. Evet, şu anda düzeldi. Şu anda suratıma bakıyorlar ve gayet mutlular. Zaten bakışlarından da belli mutlu olduğu. Çok şirin bir hayvandır. Ark'ın, Gamepedia'nın Ark bölümünde bu hayvanları Japon oyuncağından esinlendiğine dair bilgiler olmuştur. Şimdi her kaçanın döktüğü malzeme farklıdır. Mesela onu görebilmek için burada E'ye basın tutuyorsun. Produce diyorsun. Eni derseniz bunlardan herhangi birini döker. Fakat mesela siyahinci dediğinizde sırf siyahinci döker. Siyahinci kristal döker. O kristalleri envanterinize alıp E'ye basarak açabilirsin. Eğer envanterinize alıp hatta kendiniz toplamak istemiyorsanız onun için item kolektör mevcut. Şimdi hemen item kolektörü görelim. Gacha Gevinger gibi item kolektör de SS modu. Yani eski S artı modunda mevcut. Bu otomatik kristalleri çekebiliyor. Kristal, dışkı, herhangi itemleri çekebiliyor. Eğer kristalleri elle de açmak istemiyorsanız gene SS modunda gelen kristal cricket var. Bu item kolektörlerin kristalini çekip otomatik içinde açar. Gördüğünüz gibi bayağı malzeme dökmüş. Ben şu anda bir tek element tozu kaçalarını çalıştırıyorum. Ve o kaçalar bayağı kaliteli malzeme de dökmüş. Bu malzemeleri kullanabilirsiniz ya da grinder'da öğütüp başka malzemeleri dönüştürebilirsiniz. Veyahut mesela taş balta. Taş baltayı kaçanın envanterine tekrardan koyup onu yedirtip tekrardan başka malzemeye dönüşmesini sağlatabilirsiniz. Oyuna başladığınızda arkadaşlar ilk etapta malzeme kastıktan sonra bir yer yaptıktan sonra bir çift kaça teyimlemenizi öneririm. Malzeme dökme işini çok kolaylaştırıyor fakat yanında durmanız lazım. Yakınında olmadığınız zaman kristal dökmez. Mesela bir tane kristal örneği. Yabaniler de döküyor. Onlardan da toplayabilirsiniz.
kristal örneği. Mesela bunu açalım. Bu normal bildiğiniz sıradan kristal. Bunu E'ye bastığım zaman 180 tane element dust, yani element tozu döktü. Gacha Gevinger ilerleyen zamanlarda işte bu tekleri öğrendiğinizde açılabilecek bir şey. Yine SS'de geliyor. Çok fazla depolama alanı vardır. O yüzden çok faydalıdır. Bir de bunlardan kule yapıp cinsiyet fark etmeksizin gacha'ları sıralayabilirsiniz. Tabi hepinize tek tek ayrı ayrı yapmak gerekiyor. Gacha'nın eğeri üzerinizde üretiliyor burada gördüğünüz gibi. Normalde Excision da öğrenilir fakat bizde Excision ayarlı olduğu için Ragnarok'ta da kullanabiliyoruz. Fazla bir şey istemez Gacha'nın eğeri. Yiyecek olarak en çok sevdikleri Mehmet Balcı arkadaşın da test ettiğine göre daha hızlı yedikleri için Z bitkisi ve Y bitkisidir. Y bitkisi tuzağı diye geçer. Bir de Z bitkisidir. Bunlardan hızlı yedikleri için daha hızlı kristal dökme sağlıyorlar. Fakat taş da verebilirsiniz. Herhangi bir item de verebilirsiniz. Kaçarlar her şeyi tüketirler. Taş ve bunların yanında karbay kuşkusunu verirseniz kaliteli malzeme dökme oranı artar. Şeyler zaten fazla çıkmaz. Mesela en fazla 180 döküyor element gaçaları. Onların dökebileceği sayı maksimuma çıkar. Fakat kaliteli malzeme döktürmek istiyorsanız kusmuk vereceksiniz. Karbay kuşkusu mu? Üzerinde zaten yıldızlar döner. Burada kayaların üstünde, üstündeki taşların üstünde ışıltı meydana gelir. Işıltı meydana geldiğinde birinki kaliteli bir malzeme dökecektir. Kaliteli bir kristal dökecektir. Baya işinize yarar malzemeler dökebiliyor. Riot, set, burun namlulu tüfek, çeşitli pompalı tüfek. Baya işe yarar malzemeler dökebiliyor. Tabii iyi beslerseniz, karbay kuşkusu falan verirseniz. Karbay kuşkusu mu döktüğü malzemenin fazlalığını sağlamaz. Yalnızca kaliteliliğini arttırır. Mesela element kaçalarında daha çok element dökmesi istendiği için kaliteliliği arttırılmaz. Yani karbay kuşkusunu vermek biraz saçmalıktır. Çünkü daha çok kaliteli malzeme döker, element tozu dökmez. Bu bakımdan pek tavsiye edilmez. Ama tabii kişiye göre değişir. Kaliteli malzeme dökmek istiyorsanız karbay kuşkusunu da verebilirsiniz. Karbay kuşkusunu nasıl temin edersiniz? Karbay kuşları ara sıra kusarlar. Bunu takip etmek istemiyorsanız zaten item kolektör de çekebiliyor onu. Bir de bunu dağıtan ayrı bir tane şey var SS modunda. Malzeme var. Fakat onlar daha elinizde yoksa Gacha'nın önüne bir tane karbay kuşu koyduğunuzda Gacha karbay kuşunu kustuktan sonra onu alır. Envanterini alır. Envanterini aldığı zaman onu tüketir. Bir tek karbay kuşu kusmuğunu tüketmez. Yanında mecbur envanterinde başka ürünler vermeniz gerekiyor. Bu arada gaçalar yemlikten beslenir. Fakat ölmemek için beslenir. Yemlikten beslendiğinde kristal dökmezler. Kristal dökmeleri için mecbur envanterinde olması gerekiyor yiyeceği malzemenin. Tabi şu anda gördüğünüz gibi burada iki tane gaça envanterinde bir şey olmadığı için kristal dökmez. Yemliği görüyorlar ama kristal dökmüyorlar. Biz bunu redde de kullandık gaçayı. Gaçaya bindiğiniz zaman ön tarafında olduğunuz için geri geri gittiğinizde demet yemiyorsunuz. Bir de gaçanın teminlemesi kolay. Fakat raid'e giderken önemli malzemeleri sakın gaçanın envanterine koymayın. Patlayıcı da dahil her şeyi tüketir. İşte bahsettiğim gibi gaça çok faydalı bir hayvandır. Evcilleştirmenizi tavsiye ederim. Atak hayvanı değildir fakat yine demeç vurabiliyor. Pençe ve yumruk şeklinde vurabiliyor. Şimdi size ona göstereyim. Sol tuşa bastığınızda bu şekilde pençe atıyor. Sağ tuşa bastığınızda bu şekilde vuruyor. Başka bir şey yok zaten. Zıplama herhangi bir özelliği yok. Zaten gaçaların amacı malzeme dönüştürmek. Asıl amacı. Gaçaların çiftleşmesi ise yavrularını doğuruyorlar. Daha doğrusu doğurma değil, sırtındaki taşlardan düşürüyorlar. Gaçalara üretim yeteneği verilebiliyor. Üretim yeteneği çok işte element gaçısına dahil mesela 180 tane element dökebiliyor maksimum. Maksimum dökmesini istiyorsanız 160 üretim yeteneğinden fazla vermeyin. Fazla verirseniz kaliteli malzeme fazla döktüğü için daha az dökecektir element tozunu. Ne kadar çok üretim yeteneği verirseniz kaliteli malzeme dökme oranı o kadar artar. Söyleyebileceklerim bu kadar. Ekstra eksik söylediğim bir bilgi varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ak Göktürk Sevra sizde beklerim. Herkese
iyi eğlenceler, iyi oyunlar. Diğer videolarımı takip etmeyi ve destek için abone olup eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.